arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Videomda sizler arkadaşlar etkili bir şekilde peteklerde hava alma işlemi nasıl yapılır? %100 verim yaptığınız işlemden %100 verim nasıl alabiliriz onu anlatacağım. Malumunuz artık kış ayları geldi. Kombileri çalıştırdık ve çoğu zaman bakıyoruz peteğin üst kısmı sıcak, alt kısımları soğuk, buz gibi. Burada da işte bir hava problemi oluşmuş oluyor. Bu havayı peteklerin içerisinde etkili bir şekilde nasıl tahliye yaparız onu anlatacağım. Genelde biz hemen kombimiz çalışırken hemen su alma yerinden bir miktar su alıyoruz. İşte hafif bir ısınma oluyor. Daha sonra işlemin başarılı olduğunu düşünüp hemen tekrar kapatıyoruz. Ama bunun püf noktaları var. Bunları yaptığımızda çok etkili bir şekilde hava alma işlemini yapmış olacağız ve herhangi bir sorunla da karşılaşmayacağız. Arkadaşlar, bizlere destek için de lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonunu da açmayı unutmayınız. Öncelikle yapacağımız işlem, peteğimize sıcak su giriş vanasını biliyor muyuz? Ona bakacağız arkadaşlar. Eğer bilmiyorsak kombimizi bir müddet kapatalım. 10-15 dakika. Daha sonra tekrar çalıştıralım. Sıcak hava giriş vanasını tespit edelim. Onu tespit ettikten sonra diğer işlemimiz hava almaya, bunlar hazırlık işlemleri, petek hava alma işlemine. Sıcak hava girişini tespit ettikten sonra soğuk hava vanasını, yani soğuyan suyun tahliye vanasını tamamen kapatacağız. Benim peteğimde şu aşağıdaki vana soğuk hava vanası arkadaşlar. Özür dilerim, soğuk su vanası. Geri dönüş vanası diyelim. Bunu kapattık. Daha sonra da arkadaşlar elimizde tornavida varsa tornavidayla, yoksa şöyle bir ben göstereyim. Şöyle bir petek anahtarları var. Bunlar nalburlarda var. Bu nalburlardan temin edebilirsiniz. Tornavidayla da oluyor. Ancak peteklerin o üst kısımlarındaki hava alma yerini kırabiliyor. Eğer iyi imal edilmediyse, sağlam imal edilmediyse kırılmalara neden olabiliyor. Bu da işlemi yaparken tekrar suyu kapatacağımız esnada falan kırılıp bizim işlemimizi zorlaştırabilir. O yüzden bu anahtardan bir tane temin ederseniz ucuz bir şey. Gördüğünüz gibi nalburlarda 5 TL'ye falan alabilirsiniz. Daha sonra bir tane de bir kova temin etmeniz olacak. Bunları temin ettikten sonra peteğimizden su çıkışını da kapattık. Sadece su girişi mevcut. Daha sonra peteğimizin, şöyle ben yakınlaştırıyorum kovayı. Daha sonra hava alma bölümünü açıyoruz. Arkadaşlar, burada biraz açıyoruz şu şekilde. Belirli bir müddet, yani ortalama, yani şu kovanın yarısı dolacak kadar suyumuzu alıyoruz. Suyu aldıkça da zaten içerisindeki hava boşalıyor. Arkadan su geldikçe öndeki o boşluk yapan havayı öne doğru ittirerek peteğimizdeki havayı dışarı atmamıza neden oluyor. Eğer biz diğer taraflara suyun tahliye kısmını açık bırakırsak eğer, havalar oradan tekrar kombimizin içine gidebiliyor. Tekrar hava yapabiliyor. Alttaki ya da başka yerdeki peteklerimizde o havayı tekrar diğer peteklere taşıyabiliyor. O yüzden burayı kapatıp arkadan sürekli su gelecek ve içerisindeki biz havayı temizlemiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde hava alma işlemimizi yapıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Daha sonra kombimizin basıncını kontrol ediyoruz. Bir kişi de, şu an ben tekim, bir kişi de sürekli kombi basıncını kontrol ederek kombimize, yani su takviyesi yapması gerekiyor. Normalde 1 ile 1.5 arasında olması gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla o seviyede tutması için de sürekli bir kişinin kombimize su takviyesi yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sıcak su girişinden gelen suyla beraber kombimizin içerisindeki tüm havayı temizlemiş oluyoruz. Ben daha önce yaptığım için uzun süre yapmadım, suyu almadım. Çünkü ben işlemimi yaptım ve benim peteğimde herhangi bir sıkıntı yoktur.
Dediğim gibi ortalama yarım kova, yarım kovaya da geçecek şekilde suyumuzu alalım. Bu şekilde de arkadan gelen suyla beraber öndeki bütün hava tamamen dışarı atılmış olacak ve başarılı bir şekilde işlemimizi tamamlamış olacağız. Değerli arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı da yine videomun altına bekliyorum. Bizlere destek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.